Dün şu koluma... Abi kurudukça daha çok acıyor bu ya. İlk günler bu kadar acımıyordu. Ah, dizime ve ayağıma pansuman yaptılar. Adamlar lavaş yapıyor. Çok güzel bir vlog oldu. Sizin için kaza yaptım. Hayırlı olsun. Enfeksiyon kapmış. Deniz Efendi. Çok yaktı abi. But you can walk, right? Yeah, I can. Hayattan soğudum yani. Dün gece falan artık dönmeyi bile düşünmedim değil. Motorbike. Böyle gülüyorsunuz. Allah'ım geberiyorum desem de gülüyorlar. 50% discount. Just... Bugün Türkiye'den bir ilaç getirtiyoruz. Hep güzel şeyler paylaşacak değiliz yani. Hayatın gerçekleri de bunlar. Benim kullandığım ilaçlar bunlar. I'm making YouTube video. Really? You're gonna watch yourself in YouTube. Thank you. Gece hayatı videosu çekecektim. Şimdi hastane videosu çekiyorum. Ayak işte ne yapacaksın? Herkese Tayland'dan merhabalar. Pek tabii ki bugün yüzümüz pek gülmüyor. Dünkü kazadan sonra maalesef yani zor bir gün yaşadık ve bir an önce Hakan abiyle bir pansuman falan yaptırdık dün koluma, ayağıma ve kırığın olmadığını söylüyorlar şu anda. Emin olmak için bir hastaneye gideceğiz Tayland'da. Bununla beraber de bir pansuman falan yaptıracağız. Rahat bir yerde kalayım diye şehrin merkezinde şöyle bir otel tuttum ki buradan aşağıya inip çıkmam, yemek yemem kolay olsun. Otelde de yemek falan veriyorlar. Gayet güzel de bir yer tutmuştum. Şöyle göstereyim, vlog devam etsin. Daha ölmedik. Yani çok da keyifli bir yer tutmuştum ama nasip değilmiş. Tek keyfini süremeyeceğiz, en fazla yatacağız. Şimdi Hakan abiyle bu videoyu niye yapıyoruz? Eğer buralara gelirseniz sağlık sistemi nasıl işliyor? Kırığınız, çıkığınız varsa Allah korusun ne yapmak gerekiyor? Bunların hepsini size aktaracağız vlogda. Şimdi hastaneye gidiyoruz Patong'da. Hani özel kliniğe gideceğiz. Ne Siamyam'a. Siamyam. Orası hani bir şekilde böyle hem acil servis hem böyle gelen hastalar işte soğuk algınlığı, gıda zehirlenmesi. Röntgen var mı? Röntgen de olması lazım. Tamam. Röntgen orada her türlü işlem yapılıyor. Hem de fiyat olarak da çok şey değil. Uygun. Yani. Dün şu koluma, dizime ve ayağıma pansuman yaptılar. 2100 baht aldılar mesela. Yine bir para değil aslında. Ama bazı klinikler çok çok pahalıymış. Hakan abi öyle diyor. Hiç çok acım olmadı dün gece. Antibiyotik ve ağrı kesici verdiler. Yani hayatımda ilk defa motor kazası yaptığım için ne yapacağımı da anlayamadım. Tepki olarak ne vereceğimi, ne yapmam gerektiğini de farkına varamadım. Her şey çok sıcağı sıcağına olduğu için insan o bir yerleri kanarken o şoku atlatamıyor ve şu an daha kendim ne olduğunu anlıyorum, idrak edebiliyorum. Gece kolum çok ağrıdı. Ama dayanılmayacak kadar değil. Çünkü benim şu kolumda da bakın ameliyat izi var. Ben aşırı bilgisayar kullanmaktan ameliyat olmuştum. Bunu size hiç söylememiştim. İki kolumda da var. Bildiğin dirsek çürütmüştüm. Şuramdaki yaradan korkuyorum. Çünkü orada bir sinir sıkışması vardı ve onun olduğu yer zedelendi. İnşallah ona bir şey olmamıştır. Dizimde hiçbir şey hissetmiyorum. Dizimde çok yaralanmadım. Ama ayak kısmı bayağı gidik. Yani ayağımda falan bayağı bir ağrı hissediyorum. Şurası falan çok şişti mesela abi. Biraz yani belli şey var ama zaten. Şu açıdan iyi. Hani şu açıdan şükür ettik zaten dün seninle. Daha kötü senaryolar da olabilirdi. Evet. Çünkü konum itibariyle yokuştu, yollar kaygandı. Arkadan araba geliyordu ki hızlı gelmiyordu. Araba durdu, hatta sana yardımcı oldu. Biz bile bile lades olduk seninle ya. Evet. Yani ikimiz de aynı şey dedik. Yağmur yağıyor, binmeyelim. Evet. Ve olacağı varmış, oldu. En kötüsü bu olsun. Size hep güzel şeyler paylaşacak değiliz yani. Hayatın gerçekleri de bunlar. Bunun arka planında biz de hep mutlu yaşayan, her şeye dört dörtlük giden insanlar değiliz. Böyle şeyler olabiliyor. Hadi hastaneye gidelim bakalım ne yapacaklar. Peşindeyiz Hakan abi. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim şöyle. Şöyle bir yerde kalıyordum daha merkezi olsun diye buraya geldim bakın. Şurada pazar mazar var. En azından acıkırsam bir şeyler yemem kolay olur. En azından Zula restoran da burada yakın. Bir çorba morba içeceğim de giderim. Merkezdesin. Mali Plaza zaten saat geç saatlere kadar her zaman yemek var, eğlence var. Yan tarafta Semrilab'ım var, bar var, her şey var. O yüzden konum olarak iyi. Hala bar diyorum yalnız. Ben size gece hayatı videosu çekecektim. Şimdi hastane videosu çekiyorum. Ayak işte ne yapacaksın? Otel de çok güzelmiş be. Güzel, aynen. Bali'dekiler gibi. Şimdi aman hastaneye gidiyoruz.
How are you? Yeah, we want to be sure broken or any damage. Can I get the price request first and then... $800 bahçe temizleme bir şey değil. Aynen. No, I've got in my leg and knee as well. But you can walk, right? Yeah, I can. Yeah. I'm not feeling pain much. If it was broken, I would really feel hurt. No, yeah, if you have broken, it's like a very painful. You cannot walk. If you can walk now, it's not broken. Let's be clean again, and then we'll tell you like what happened with you, okay? Okay. You clean. Deniz Efendi. Çok yaktı abi. Yaktı tabii şu an ama mikroplar falan öldü tabii. İyi müdahale yaptılar. Nasıl, beğendin mi buranın şeyini, hizmetini? Hizmeti de güzel. Her şey seri. Doktor da gelip ilgilendi sağ olsun. Hemşireler tedavileri yaptılar. Şu dizim 3 gün sonra düzelecekmiş. Ayağım ve kolum 1 hafta en iyi ihtimal ama 2 hafta diyorlar. Mesela bak, yurt dışı sağlık sigortanız olduğunda bu şeylerinizin hepsini ödeyebiliyorsunuz Türkiye'ye döndüğünüz. Sigorta karşılıyor, aklınızda bulunsun. Bu videoyu da kapatmayacağım. Önümüzdeki günlerde neler yaşayacağımızı yine aktarırım size, deneyim olsun. Hani bu birinci günkü yaşadıklarımızda 4, 5, 10 şeklinde size aktarırım ki sizler de bu rehber olarak faydalanın. Yani bu halde bile vlog çekmeye çalışıyorum. Gülmeye çalışıyorum, ne yapayım? Yani Allah beterinden korusun. Şey çekin dedik. Röntgen, film çekin. Aynen. Baktı koluma doktor, ayağıma baktı. Kırık değil dedi, boş ver dedi. Zaten negatif vereceğiz dedi adam direkt yüzümüze. Bakalım bundan sonrası iyileşme süreci. Sonraki günlerde görüşürüz. Geçmiş olsun. Bugün 4. gün. Dün de gittim, ayağıma pansuman yaptırdım. Farklı bir teknik kullandık ilk günlere nazaran dediler. Birinci, ikinci, üçüncü gün çok acımıyordu. Ama bugün basamıyorum artık. Hakan abi de sağ olsun yiyecek bir şeyler falan getirmişti, burada yedim. Şimdi yine pansumana gideceğim. Yani dizimde falan bir şey yok, kolumda da çok yok ama ayağım. Şurası özellikle böyle kocaman fındık kadar delik var ya. Yani kırık yok, zaten ayağım şişerdi ama basma konusunda ya, insan tuvalete giderken zorlanır mı ya? Bir de özellikle sabah uyandığımda çok fazla böyle ayağım geceden uyuşmuş oluyor. Zaten uyuyor mu uyumuyor mu artık hiç. Aradayım yani. Uyuştuğu için de uyandığımda adımımı atarken var inanılmaz ağrıyor. Mesela 2,5 saat önce falan kalktım, ağrı kesicilerimi, antibiyotiği içtim ki ayağım biraz kendine gelsin diye uğraşıyorum. Birazcık ısıtmaya çalışıyorum basması kolay olsun diye ama Allah kimsenin başına böyle bir şey yaşatmasın. O kadar zor ki yani, daha 4 günde hayattan soğudum yani. Dün gece falan artık dönmeyi bile düşünmedim değil. Enerjim kalmadı ya. Yani en çok korktuğum şey başıma geldi. Şimdi yeniden bir tane uygulamadan taksi çağıracağım. Hastaneye gidip yine pansumanımı yaptırmam lazım. Enfeksiyon kaparsa çok tehlikeli çünkü. Yani hastanedeki doktor 2 hafta sürer diyor. Daha 4 gün oldu. 10 gün daha ben bunu nasıl çekeceğim bilmiyorum. İnşallah en azından yani bir hafta sonra basabilecek kadar yaşasam bana o bile yeter. Ya çok zormuş yani. Hani ilk günler bir şey şokla anlamıyorsun ama artık takatim kalmadı yani. Çok yoruldum. Öyle bir ara rapor vereyim dedim size. Hastanedekiler falan da çok iyi ilgilenmiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı ayaktaki kocaman delik abi. Başka bir şey değil. 6. 7. gün yine videosunu çekerim. Yani zaten gideceğim, aynı şeyleri yapıyorum. Hastaneye gidip geri geliyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok şu anda. Burada daha çok InDrive uygulamasını kullanıyorlar. Uber, Grab gibi. Onunla mesela direkt telefondan söylüyorsunuz ama birçoğu kabul etmiyor. Uygulamada düşük fiyat görünüyor. Sizde pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Böyle yaygın bir durum var. Bir araba geldi. 100 baht verdim. Beni hastaneye bırakacak 8-10 dakika mesafede. Adım atmam çok zorlaştı. Bileğim çok ağrıyor. Artık Hakan abi de her gün rahatsız etmek istemiyorum. Sağ olsun, o da çok yardımcı oldu ama çok da üzüldü. O da bir yere kadar yardımcı olabilir. Yani buradan sonra artık kendimi de idare etmek zorundayım. Böyle en azından kapınızın önünden sizi gelip alıyorlar. Hastaneye kadar götürüyor. Her gün geldiğim klinik bugün bomboş. Bakın. Düzenli müşteri olarak ben geliyorum. Abi gülmeye de çalışıyorum. Eğlenmeye de çalışıyorum bir yandan. Canımı sıkmak istemiyorum. Hayat sonuçta bu.
Ama vücut yorgunluğum başladı yani. Hem enerji anlamında hem ağrı anlamında. Şimdi buraya yatıracaklar yine beni. Tek tek o yaranın içinde fındık kadar yara var. Delik var bildiğin ayağımda. Allah'tan kemiğe gelmemiş. Onun içini temizliyor. Bağırta. Çekmiyorum o anları zaten. Sonra kremdi, şeydi, ilaçtı. Kapatıyor. Hadi git diyorlar. Abi enfeksiyon kapmış olabilir diyorlar. Doktoru bekliyoruz şimdi. Kız çok fazla kızarıklık var dedi. Enfeksiyon kaptıysa da ilaçları değiştireceğiz diyorlar. Eğer daha kötü olursa dönerim artık Türkiye'ye, yapacak bir şey yok ya. Zorlamak istemiyorum. Hayırlı olsun, enfeksiyon kapmış. Dirseğimle dizimde bir şey yok ama ayak enfekte oldu diyorlar ve antibiyotiği serumdan verdiler. 3 gün bu antibiyotik tedavisini görmem gerekiyormuş, yoksa iyileşemezmişim. Ulan diyorum, niye bu kadar ağrıyor ayağım? Ben de otelde artık sıkıldım. 7 dakika uzaklıkta bir yer var. Sushi yemeye gidiyorum. Kendime ödül verdim bugün. Sanki bir şey kutluyormuşum gibi. Böyle şirkin bir mahalleden geçiyorum. 7 dakikalık yolu 70 dakikada giderim artık. Hiç iyi olmadı bu enfeksiyon işi. Aa, şöyle bir mahalledeyim. Motorbike. Böyle gülüyorsunuz ama ulan bu kadar gülecek ne var? Infected. Problem. Kapın kap. Svaydika. Tavadika. Allah'ım geberiyorum desem de gülüyorlar. Hayat çok güzel desem de, gördünüz işte. Ya insan hastaneden çıkmış adama güler misin sen mesela? Topallayan bir adam görüyorsun, sakatlanmış değil mi? Dirsek mirsek, diz paramparça, ne yaparsın? Birader işte yardımcı olalım mı? Bir şey yapabilir miyiz dersin. Gülüyorlar ya. O yüzden ben de bıraktım artık yani. En kötü ne olabilir? Her şey zaten gülüyorlar. Bak burada böyle tutuklar var. Disko gibi. Şuraya bak. Çinliler binmiş. Onların da şarkısını açmış. Parti yapa yapa gidiyorlar. Ben de burada sakat sakat. Kaldırımda sürünerek gidiyorum. Cem bulamadım hala. Ayağım da çok kötü. Masaj? Masaj. Hayır. Yes, exactly. 1 hour 200 baht. Now 100 baht. Only half of it. No way. No. There's infection. When I get better, I will think about it. Kapın kap. Hemen nasıl gülüyorlar görüyor musunuz? Ulan bir yemek yiyeceğiz. Hala gelemedim. Hayatımda geldiğim en zor yolculuk oldu. Bitmiyor. Sakatlanmak ne zormuş. Burada böyle bir sürü restoran var, otel var. Tabii burası Phuket'in böyle 4. 5. caddesinin olduğu yerler olduğu için fiyatlar daha uygun. Sahile yaklaştıkça pek tabii ki fiyatlar artıyor. Bak burada Pekin ördekçisi var. Şurada bir Tayland yemekçisi var. Bak Tom Yum aşağıda mesela 150-200'dü. Burada 99'a düştü. Aa, benim gelmek istediğim sushici bu. Bir aydır geziyorum. Daha hiç sushi yemedim. Gelmişken yiyelim. Ah. Peki. Türkiye'de sushi yiyenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Yani Türkiye'de inanılmaz pahalı. Bakın burada nigiriler var. 90 baht. 3 dolar bile değil. Sonra güzel bir makiler yemek isterseniz 110 bahta somonlu yiyorsunuz. Yani 90 lira falan. Düşünün bak sashimiler var. 5 parça 160 liraya falan geliyor. Oldukça uygun. Türkiye'de bu da çok pahalı biliyorsunuz. Ama Asya'da her yerde bu fiyatları yiyebiliyorsunuz. Mekan böyleydi. Şöyle suşileri söyledim. Yani toplam ödeyeceğim para 10 dolar. Afiyet olsun bana. Burada Patong'da Junkgaelon diye bir AVM var. Burası kocaman bir AVM. Çok sıkılmıştım artık otelde. Ya dedim biraz böyle hani en azından oturayım şurada kahve içeyim. 80-100 bahta bir kahve içtim. Burada böyle aradığınız bütün markaları bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda içerisi hep serin oluyor, aklınızda bulunsun. Yarın buradaki Türk kliniğine gideceğim. Bodrum kliniğe. Çünkü bu enfeksiyon olayını Türkiye'deki doktorlarıma gönderdim fotoğrafını ve pek beğenmediler. O yüzden burada bir kontrol ettirmem lazım. En azından hani Bodrum klinikte Türk doktorlar da var. Yani bu işin artık şakası yok. Hani ilk gün gülüyorduk ama
Eğer enfeksiyon yayılırsa yani mecbur Türkiye'ye dönmek zorundayım. Çünkü ayaklarımda kızarıklık başladı ve ağrı çok fazla. Hadi dirseğimde kolumda yok ama onu hiç beğenmediler. Yarın ve önümüzdeki 3 gün büyük gün. Gerçekten artık çok yoruldum. Yani bazen şey diyorum kendime herhalde, biletini al evine git diyorum ama geçecek herhalde, ne yapayım ya. Bak otelin böyle havuz kısmı çok güzel ama hani odalar eski tabii ki. Dinlenme alanı var işte, burada yüzüyorsunuz. Bahçede falan oturup dinleniyorsunuz. Şurada barı falan var. Ama odalarını çok beğenmedim. Konumu çok iyi tabii ki. Otelden çıktığında seni bak böyle bir sanki bir filmin içindeki Asya mahalleleri olur ya, öyle bir yer karşılıyor. Bunların da çoğu böyle oteller. Buradaki tam merkez konumda bulunan o Bangla Road bölgesine çok yakın. O yüzden genelde daha çok böyle konumundan dolayı tercih ediliyor. Hemen oradan çıkınca bak benim kliniğe doğru yürüdüğüm yolu göstereyim her gün sizlere. Burası da böyle bir Çin esintisi olan bir restoranların olduğu sokak. O kadar kötü kokuyor ki. Burnumun direği sızladı. Bu da onların ikinci caddesi. Benim klinik de şurası. Bodrum Klinik. Ama bir şeyler yemem lazım. İlaçları almadan önce. Kendimi bir restorana atayım. Aslında kaza bana kişisel gelişim anlamında ve şükretme anlamında çok şey kazandırdı. Bakın mesela adım atabiliyorum ya. Adım atmak, yürümek çok güzel bir şeymiş. Ben böyle bazen dibi görmeyi çok seviyorum. Çünkü iyice azıtmıştım. Artık hiçbir şeyden mutlu olmuyordum, keyif almıyordum. Güzel oldu bu, iyi bir ders oldu bana. Şimdi tuvalete gitmek, yürüyebilmek, yemek yiyebilmek bile, yani ağız tadım bile geri gelmeye başladı. Güzel şeylermiş. O yüzden diyorlar ya, nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını diye. Bence böyle ara sıra dibi görmek insanı, hani çok görmemek lazım, hani çekiyormuş gibi olmuyor ama bir şarj ediyor sanki ya. İşte o Barlar Sokağı, yani Bangla Road Sokağı burası. Gündüz bakın hiçbir şey yok, trafiği açıyorlar. Gece burayı kapatıyorlar. Şu mekanların hepsi de gece kulübü oluyor. Aklınıza gelebilecek her türlü müzik vesaire de bulabiliyorsunuz ama ben onu size ayrı bir bölümde bir gece çekerim. Hani gündüzünü de görün istedim. Ve bu ülkenin en önemli özelliği bak, 24 saat sokak yemeği bulabiliyorsun. Çünkü evlerinde mutfak yok. Evlerinde fırın yok. Evde yemek yapmazlar. O yüzden herkes sokakta yemek yer. Hatta bir ev kiralarsanız burada mutfak bulamazsınız. Yani burada en pahalı şey tabak çanak. Çünkü kimse kullanmıyor. Böyle bir gerçek var. Yeni evimize hoş geldiniz. Enfeksiyon kaptığı için ayağım. Burada Gökhan Hoca'nın kliniği var. Bodrum Klinik. Patron kliniği. Bir de ben görevliyim izledi. Kendisi Bodrum'daymış şu an. Ama sağ olsun doktor arkadaşları yönlendirip uzaktan da bakacaklar. Ayağımdaki enfeksiyon yenmeye çalışacağız. Bir de Türk hekimlerine bakalım bize neler söyleyecekler. Bu arada Türkiye'deki doktorlarımla da görüştüm. Enfeksiyon çok ciddi sıkıntı olabilir diyorlar. Yani şu an yapılacak tek tedavi yöntemi de antibiyotik. Bir de birazcık da buranın antibiyotiğini denemeye geldik. Deniz, nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. İki defa bugün antibiyotik alacağım. I'm gonna send it to Mr. Gökhan. Yes, doctor. İki defa antibiyotik alacağız. Enfeksiyonu yenersek bu iş bitti. Because I give you the stronger, yeah. Like augmentin. You have. Augmentin, I have augmentin. Right? Yeah, I give you the step. Şu an Deniz herhalde temizleyecekler değil mi burayı? Tekrardan temizleyecekler. Ondan sonra tekrar bandaj olacak. Akşam bir daha antibiyotik. Akşam bir daha geleceğiz. Yarın da sadece temizlik, antibiyotik temizlik. Yok. Sana daha güçlü antibiyotikler ve ağrı kesici vereceğim dedi. Hiçbir şey hissetmiyorum, hiç ağrım yok. Böyle hiç canım da yanmadı. Ayrı. Okey, kapunka. Artık acı şeyim yükseldi işim. Evet, bir yandan da tabii serum da var. Ver. Oh, buz gibi.
kısa sürede kabuk bağlayacak, kapanacak. Annem de garip bir şey diyor. Oğlum diyor, yatağını yapayım diyor. Yapayım da gel istersen. Yani ben bakarım sana. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Deniz, illüzyondan artık bir tane loca tutarsın şimdi bu böyle. Ayağım tutmuyor. Klinikten çıktım, şöyle bir restoran buldum hemen karşı tarafında, acıktım. O kadar ilaç insanı acıktırıyor. Burada bayağı geniş bir yemek menüsü var. Hem gelmişken size bir göstereyim. Her şey var burada. Hello. Temiz de bir yer, güzel bir yer. Burada fiyatlar çok uygun. Bakın şöyle bir pattayı söyledim. 150 baht. Şöyle bir karpuz suyu. 70 baht. Şimdi bunu yiyeceğim. Yanına biraz da deniz mahsulü de yaptırdım, enerji alayım diye. Et de var, protein de alayım. Doktorum da söyledi, işte şey sürekli dinlenmek, başka bir şey değil. Ayağımı uzatıp dinleneceğim. Hello. Hello. Böyle gülüyorlar, bütün enerjim geliyor. Bak, böyle fıstık gibi karides mesela 150 baht sadece. Abi şunların hepsi 400 bahta falan geliyor, fıstık gibi yemek. Tayland'a gelip nasıl aç kalıyorlar anlamıyorum ya. Burada aç kalınır mı abi? Oh. Vallahi çok güzel bir yer buldum. Adı da San Sabai'ymiş buranın. Bak, Tayland sokak yemekleri güzel. Şöyle bir et yaptırdım. Oha. Ne yiyeceğini bilirsen aç kalmazsın buralarda. Karidesa bak. Kocaman kocaman. 7 tane getirdi. 100 lira falan. İnanılır gibi değil. Harika. Ben bu yemeği bitiremem bile. Ama çok güzel enerji verecek. Çok güzel yemek yedim vallahi burada. Kapın kap. Bay bay. Bir de burada. Ulan şu halde bile vlog çekmeye çalışıyorum. Menülerde fotoğraf vardı. Tam böyle Tayland yemeği yedim. Çok güzeldi o yüzden. Ne yiyeceğini görebiliyorsun. Fiyatları da çok uygundu. Şu mekanın da bak ismini çekeyim de. Gelirseniz uğrayın. San Sabai Restoran. Böyle sokağın kenarında. Bay bay. Abi gidip bir masaj yaptırmak istiyorum. Bir ayaklarımı açtırmak istiyorum. Bir de burada alışveriş yapacak çok güzel yerler, şeyler var. Özellikle kadınlar boş bavulla gelin ama bence Türkiye'ye göre bir tık pahalı diyebilirim kıyafet. Bakın yolun ortasında marihuana satıyorlar. Her yerde. Bunun videosunu yapacağım. Bu olay çok bir anda değişti çünkü Tayland'da. Bir şeyler düşünüyorum iyileştiğimde. Otele dönerken daha önce hiç yaptırmadığım bir yüz masajı falan yaptırmak istiyorum. Böyle aynı zamanda güzellik bakımı. Kendimi şımartayım bugün. Şurası bak bayağı güzel bir yer. Ne yapıyorlar? Hello. Do you make face massage? Yes sir. What kind of? Aroma therapy? İçerisi pırıl pırıl, bakın tertemiz. Böyle biraz daha kaliteli bir yerde kaliteli masaj deniyorum. Başlayalım bakalım. 50% discount. Yeah, maybe. Just my... Sol kolumu ayağıma yapmayacak. Önce böyle bir yıkıyorlar ayağınızı. Oh, it's cold. Masaj başladı. Ülkeyle ilgili çok güzel şeyler konuştuk. Ablayla çıkınca anlatacağım. Çok güzel bir insan. Hello. Böyle çok temiz bir ortamdayız. Masajımızı yapıp kendimize gelelim bakalım. Ben ilk başta böyle güzellik masajı yaptıracaktım. Yüze, cilde falan da yapıyorlar. Ama şu an tıraş falan olmadığım için rahat edemem dedi, düşündüm. Pahalıydı burası bence. Ederi bu kadar değil yani. 500 baht etmez. Şu karşıda falan 250-300'de aynı masajı yapıyorlar. Birazcık mekanın cikstiğine aldandım. Biraz kadınla muhabbet ettik. Bangkok'tan gelmiş. Pandemiden önce özellikle çok daha iyiymiş buralarda ekonomi. Artık diyor turistler eskisi gibi para harcamıyor. Ve o kadın günlük sadece 420 bahta çalışıyormuş. Günde 12 saat boyunca. Yani bu insanların benim size bugün gösterdiğim restoranlarda yemek yeme ihtimalleri yok. Ne yiyorlar mesela? Sokak yemekleri var böyle tezgahlarda. Pattayı yiyorlar. O da mesela genelde işte 60-70 baht burada.
Bangkok'ta diyor mesela 25 baht diyor. Yani burası bile çok pahalı bizim için diyor. Yani biraz da sohbet ettik. İngilizcesi çok güzeldi. Önce ayak masajı yaptı. Sonra odada da sırtıma falan masaj yaptı. Şöyle ilaçlardan sonra iyi geldi. Şimdi biraz sonra bir kere daha arkadaşlar şey yapacağız. Antibiyotik serum alacağım. Onu çekmem var artık. Bugün 5. gündü. Artık bundan sonra 10. günde falan bir video daha çekerim size. Son durumu aktarırım. Buralarda durumlar böyle. Sonraki 10. günde görüşmek üzere. 8. günden merhaba herkese. Artık ayağım o kadar çok ağrıyor ki sanki sol ayağımın zayıfladığını hissediyorum. Basmamaktan, kullanmamaktan. Bugün Türkiye'den bir ilaç getirtiyoruz. Buradaki hocalar sağ olsunlar bir ilaç ismi söylediler. Burada bulunuyormuş ama bulamadık biz. Sonra hani şansıma da Türkiye'den bugün bir arkadaş geliyormuş. Hakan abinin. O getirecek ilacı ve buradaki ayağımdaki yaranın içine koyacağız bugün. Büyük gün çünkü bu hızlandıracak tedaviyi. Yara bayağı kapanmaya başladı ama ayağım şiş. Daha ilk günler kolay basıyormuşum sıcağı sıcağına ama şu anda çok zor basıyorum. Yani ayağımı bak kıpırdatamıyorum bile. Şöyle zorla hareket ettiriyorum. Bir sürü ilaç kullanıyorum. Antibiyotik, ağrı kesici, böbreğim artık çalışmaktan helak oldu. Yani şuna bu kadar zor katlandım. Allah beterinden korusun yani. Ne hastalarımız var valla. Herkese acil şifalar dilerim. İnsan yaşayınca her şey daha iyi anlıyor. Tuvalete gitmek lüks olmamalı diye düşünüyordum ama öyle oluyormuş yeri geldiğinde. Şimdi kahvaltı yapacağız sonra hastaneye gideceğiz. Abi yine Zula'ya geldik. Hakan abi güzel bir yemek yaptırmış. Kahvaltı sağ olsun. Artık bugün tek ayak zıplayarak geziyorum. Ama enerjiyi alıp ilaçları almaya gidince kendimize geleceğiz. Şöyle bak her şey var valla. Menemeninden, yumurtasından, çayından. Enerjiyi alıp buradan artık son günler hastaneye devam. Türkiye'den ilaçlar geldi. Böyle ampul şeklinde Rif diye bir şey bu. Buradaki doktor istedi Adem abi. Bakalım. Bunları kullanınca daha hızlı özellikle ayağımdaki yara kapanacakmış. Deniz ilacın da geldi. Abi kurudukça daha çok acıyor bu ya. İlk günler bu kadar acımıyordu. Ama doktora... Doktora dedi ya. Kurudukça yani gidişiyor. Ağrılar artabilir dedi. Abi şuradan toparlamaya başlamış bu taraftan. Derinlik gitmiş. Güzel. Yani ama ağrılı geçecek tabii. Bir haftası daha var. En az bir hafta daha çok yürümemesi ve sokaklardan uzak kalması gerekiyor. Yok zaten hiçbir şey yapmıyor. Hı-hı. Buradan otele bir masaj yaptırıyorum. Hani vücudum hareket etmediği için. Hı-hı. Ama evet kapanıyor ama dediğim... Antibiyotik aldı mı hala? Antibiyotik devam etmemiz lazım. Ediyorum 4 tane. Şu kızarıklık hala devam ediyor. İlk günler hiç ben bu kadar acı hissetmiyordum. Gülüyordum hatta. Yani işte şey... ilk başta oradaki ağrı uçları muhtemelen hasar gördüğü için çok fazla ağrı hissetmemen normal ama iyileşme aşamasında dokuyu yürürken ağrılar artıyor genelde. Şimdi tuvalete gitmek zor gelir mi insana ya? Plan yapıyorum nasıl gideceğimi, nereye tutunacağımı düşünüyorum. Hı. Önerdim 2 günde hemen Türkiye'den. Geldim. 7000 küsur kilometreden getirdin abi. Bravo. Sen Türkiye imkansızı söyle. Başarısız. Burada sorduk ama birkaç yere bulamadık burada. Burada çok yaygın değil herhalde. Ve bugünü de böyle geçirdik. Bana ağrı kesici ve antibiyotikle serum verdiler. Şimdi çok daha iyiyim. En azından yürüyebiliyorum. Acılarım azaldı. Ay o kadar enerjim yok ki sizinle eğlenemem bile şu an. Yara kapanıyor artık. Allah'tan bu arada seyahat sigortam da var. Bu ödemelerimin hepsini dönünce Türkiye'de sigorta şirketi alabilirim. Aklınızda bulunsun. Şimdi böyle otele doğru gidiyorum. Doktor biraz git dinlen dedi. Yürüme dedi. Ağrı kesicileri verdik. Bir enerji gelmiş olabilir diyorlar ama sonuçta o ağrı kesicinin etkisiyle bir süre sonra geçmeyecek. Çok yorgun hissediyorum. Gidip uyuyacağım. Herkese merhabalar. Bugün 14. günden size güneşli bir Phuket sabahından merhaba diyorum. Ve gördüğünüz üzere yıkandım. Böyle poşetler var. Ayağınızı kolunuza giyebildiğiniz onlardan aldım.
İki tanesine gerçi 15 dolar verdim ama enteresan saçma sapan bir fiyat olsa da işimi çözdü. Artık daha iyiyim. Kendime daha iyi geldiğimi düşünüyorum. En azından birazcık daha psikolojim düzeliyor. Bir ara o kadar kötüydüm ki dedim. Herhalde ben hep böyle kalacağım. Ölsem de kurtulsam dedim yani. Geçmek bitmiyor. Ağrılar, sancılar derken artık tünelin sonundaki ışık göründüğünü düşünüyorum. Ve bugünden itibaren daha böyle hızlı bir şekilde kendime geleceğimi düşünüyorum. İlk başta kaza yaptığımda bir haftada falan geçer diyorduk ama bugün 2 hafta oldu. Herhalde bu işin normali 20 gün, 25 gün. Daha iyileşme pek tabii ki var ama buna da şükrediyorum. Daha bak size bir şey göstermek istiyorum. Benim kullandığım ilaçlar bunlar. Bunu yarada kullanıyorlar. Bu ağrı kesici. Şu antibiyotik. 4 tane atıyorum bundan her gün. Şundan da 3 tane atıyorum. Şu böyle midedeki ağrıları alan bir ilaç. Bu da mide düzenleyici işte. Kapsüller var ya böyle bağırsak düzenleyici. Niye? Çünkü bütün vücudum gitmiş durumda. İlaç derken bir yandan da üşüttüm. Artık böyle karnımın ağrısı ayrı, ayağımın ağrısı ayrı. Yani gerçekten çok büyük bir imtihandan geçiyorum ama vardır bunda da bir hayır. Bugün artık 14. günde size bir göstereyim. Ondan sonra Allah izin verirse zaten düzelmiş olurum 2-3 güne. Sonra yeni vloglarla devam ederiz. Bir otele geldim, hiç güzel değil. Burayı da sırf kliniğe yakın diye tutmuştum. Yılbaşı zamanına denk geldiği için de fiyatlar çok yüksekti ama hiç beğenmedim. Buradaki sürem dolunca zaten daha güzel bir yere geçeceğim. Şimdi yemek yemeye gitmem lazım. Akabinde de yine kliniğe gidip pansumanlar yapılacak. Hadi size bugünü de göstereyim. İnşallah artık bu vlogun son partı olur ve bir sonrakinde daha güzel yerlerle, daha güzel hikayelerle devam ederiz. Birinci caddeye geldim. Burada bir sultana gideyim diyorum. 2 haftadır gelmiyordum. Gelmişken hem çorba falan içerim, böyle güzel bir yemek yerim. Buraya kadar yürüyebilmek benim için mucize, inanın arkadaşlar. Burada böyle masaj salonları, restoranlar, kafeler, ne ararsanız var. Şurada marihuana satan dükkanı görüyorsun. Her yerde şu dükkan, market gibi bundan var artık bu ülkede. İnanılmaz bir şey yapmışlar. Yaygınlaştırmışlar yani. Almak istemesen bile gözüne sokuyorlar. O kadar sıradanlaşmış buralarda. Size harika bir şey göstermek istiyorum. Burada yapay surf yapabiliyorsun 1000 baht saati. Burada sana surf yapmayı öğretiyorlar. Çok güzel bir deney. Vallahi özlemişim ya. Tayland'da yemek yiyebileceğiniz en iyi Türk restoranlarından biri burası abi. İnsan bir ay sonra mercimek çorbasını özlüyor Türkiye'den sonra. Şuna bak. Çok güzel ya. Ve gerçekten buradaki ekip yemeği çok iyi yapıyorlar. Yani öyle sıradan Türk restoranı falan değil. Aradığınız çok güzel ürünleri çok kaliteli bir şekilde buluyorsunuz. Öyle hani bazen vardır ya, yurt dışında Türk restoranı yazar ama hiçbir lezzet yoktur. Burada kesinlikle öyle değil. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu çorba 3-3,5 dolar falan. Böyle güzel bir tavuk yiyorsun mesela. O da 8 dolara falan geliyor ama böyle kocaman porsiyon, birazdan gösteririm. Yani bu kadar turistik bir yerde Tayland'ın Bodrum'unda oldukça da iyi fiyatları var. Şey değil mi? Harika. Adamlar lavaş yapıyor. Vallahi. Bakın. Bunu bile yapıyorlar. Yani daha ne olsun. Abi bakar mısınız şuna? Çiğ köfte geldi. Yani çiğ köfte de yapmazsınız be kardeşim. Hani yurt dışında ilk defa bu kadar uzak bir yerde çiğ köfte yiyorum. Şuna bak ya. Ya pek tabii ki Tayland'a geldiğimde ben size bir sürü bölüm yaptım. Daha önceden burada deniz mahsulleri, İtalyan restoranları, işte yerel yemekleri hepsini gösterdim ama birçoğunuz buraya geldiğinizde yemek sıkıntısı çekiyorsunuz. O yüzden hani burası en azından kurtarıcı yeriniz olabilir. Olağanüstü. Bir de üstüne böyle tavuk söyledim. O kadar bir porsiyon ki gördünüz yani. Ben bunu yiyemem zaten. Direkt mangal tadı var. Çok iyi bu da. Benim mekana geldiğim, ilaçlarımı da içtim.
Şimdi bugün pansumanı yaptırabiliriz. Hello, how are you? I'm fine. I'm making YouTube video. Really? You're gonna watch yourself in YouTube. Thank you. Thank you for your all help and effort for 14 days. Today is the 14 days. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Koşarak geldim. Yürüyebiliyorum. Çok güzel bir şeymiş. Ağrılarınız yok herhalde. Hiç yok. Ama ben antibiyotiği bıraktım. Şimdi doktora da danışalım. Artık ilaç içmek istemiyorum. Tamam. Zaten 10 gün oldu antibiyotiğinize. Evet. Artık bugün videodaki... Ah ayağım. Deniz Bey artık burası bir... Ben sana bir şey diyeyim. Phuket'te en çok gördüğüm yer burası. En çok burayı gezdim şu ana kadar. Şimdi pansumana gireceğiz. Oraya da gösteririm size. Burada şimdi kontrollerimi her gün böyle gelip yapıyorlar. Önceki günlerde çok fazla serum da alıyordum ama artık acılarım azaldı. Enfeksiyondan da bayağı kurtulduğumuz için gerek kalmadı. Şimdi artık köprüden önceki son çıkış kontrolleri. Yoklanalım. Adem hocam yaşayacak mıyız artık? Merhaba. Tamam mı? Ölümden döndünüz ama artık kurtardık herhalde bacağı kesmekten. Enfeksiyon. Yarayı göstermeyeyim insanlara da. Evet. Bugün gerçekten bariz bir fark var artık. Bugün 14. gün mü oldu? Evet, çünkü yani bundan bir saat sonra kaza yapacağım, öğreteyim. 14 gün önce. Tam 14 gün. Yani bize... yürüyebiliyorum çünkü. Evet, yani bir hafta kadar önceki tanıştığımızda yaranın etrafı oldukça kızarık, yara çok derindi. Şu an kızarıklık hiç yok, hareket edebiliyorsun, ağrın da yok. Yara da yani geçen haftaya göre yarısından fazlası kapanmış durumda şu an. Dokuda çok bir enfeksiyon, hiçbir enfeksiyon yok hatta, öyle söylüyorum. Kaç güne yüzerim sence? Bir hafta daha herhalde yüzmemek lazım. Abi daha hiç yüzemedim. Evet, yani üzerine yeni yeni basmaya başladım. Bir hafta kadar sonrasında herhalde yavaştan günlük hayatınıza dönebilirsiniz artık. Güzel bir vlog oldu. Sizin için kaza yaptım. Yurt dışında hastane deneyimini alalım için. Der gibi oldu ama. Gerçekten bu yoktu bak benim çekimlerimin hiçbirinde. Şaka maka tabii ki gülüyoruz artık iyileşme sürecinde olduğum için ama bir yere dönmeyi düşünüyordum. Allah'a şükür artık iyi haberler almaya başladık. Az kaldı. Ve pansumanım biter. Ben otele geri döner. Gördünüz, duydunuz. Doktorum da, Adem de sağ olsun çok güzel yorumlarını yaptı. Artık çok daha iyiyim. Var ya, yeniden doğmuş gibiyim. Yaşamak ne kadar güzel diyorum. O yüzden bu hikayede 14 gün boyunca en azından yurt dışında yaşadığım bu olumsuz deneyimi de size aktarmaya çalıştım ki Allah korusun sizin de başınıza böyle bir şey gelirse neler yapmanız gerektiğini en azından sizler de görmüş oldunuz. Seyahatlerde böyle şeyler olabilir ama beni en çok yoran şey tek başıma kalmaktı. Bunların hepsine hazırlıklıyım pek tabii ki ama özellikle sağlıksal bir şey olduğunda ve artık takatiniz kalmadığında özellikle psikolojiniz yıpranmaya başlıyor. O çok tehlikeli. İlk günler çok anlamadım ama özellikle böyle 7. günden sonra çok ciddi psikolojik bunalıma girmiştim. Ama artık yeniden doğma vakti. Bundan sonra bir bölüm yapmama gerek yok artık. İyileştim bayağı. Hani yara da kapandı sayılır. Çok az kalmış zaten. İnşallah dünya turumun asıl gerçek gezi anlamındaki süreçlerini bundan sonra hep birlikte deneyimleyeceğiz. Ve kazasız belasız inşallah dünyanın etrafını dolaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah bu zamana kadar yaşadığım en kötü deneyim artık geçmiştir. Bir sonraki daha güzel deneyimlerde ve vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.